Eylül sonundayız efendim ve denize geldik. Sakal değil. Kimsecikler yok. Bizimkiler yürüyüşe çıktı. Plajda. Ben de böyle oturdum. Güneşin tadını çıkarıyorum. Sakal Beach'e geldik ama Sakal Beach kapanmış. Sezonu da kapatmışlar. Bütün şezlonglar vesaireler her şeyi toparlamış. Valla gelirlerse diyerekten bir şezlonglardan iki tane çıkardık ama inşallah sorun olmaz. Kendilerine de buradan söylemiş olalım. Gelirlerse de parasını veririz. Şimdi burada günümüzü burada geçirmeyi düşünüyoruz çünkü Martin geldiğinden beri bir kere denize gittik, Denizköy'de. Şimdi de hava çok güzel bugün. Tamam rüzgarlı ama hava muhteşem. Yakıyor güneş ve sadece rüzgarlı, o kadar. Dalgalı deniz ama eğlenceli, çok eğlenceli. Güzel yani, keyifli bir gün. Bütün tatilciler, çoluğu çocuğu olanlar, okullar açılınca herkes dikiliği boşalttı. Şimdi de sezon bizim için başlıyor arkadaşlar. Yaz döneminde buralarda denize girmek tabii ki böyle kalabalıkta, yani benim gibi kalabalığı sevmeyen insanlar için çok işkenceye dönüşebiliyor hem o sıcaklarda. O nedenle bizim için Mayıs sezonu, Haziran başı, böyle Eylül, Ekim mükemmel sezonlar. Evet, şimdi bizim için keyif zamanı. Nurcığım, sen mi geldin aşkım? Sen mi geldin? Neredeler? Mekanı terk ediyoruz. Buradan sonra eve gideceğiz, duş alacağız ve sonra da Bergama'ya jale ve yücelle kokoreç yemeye gideceğiz. Sanayi bölgesinde çok güzel bir kokoreççi varmış, oraya gideceğiz. Gelin hanım, şu evin pencerelerindeki maviliğe bayılıyorum. Normalde yazın burada araba koyacak yer dahi bulamazsınız. Şimdi bomboş. Thank you.
Evet, Bergama Sanayi Bölgesi'ne geldik şu anda. Arkadaşlar Cale ve Yücel bizden önce gelmişlerdi zaten. Çınar çok acıktığı için çocukları. Ondan sonra cuma dükkan daha açmamış. Yeni kokoreçi ateşe koymuşlar. Bir yarım saat bekleyin demişler. Biz de burada bekliyoruz. Çok ilginç ama. Böyle güzel lezzetleri, yani daha tatmadık ama hani güzel lezzetler böyle sanayi bölgelerinde daha çok bulunuyor nedense. Bu da bir soru işareti. İstanbul'da da öyleydi. Biz çalışırken İstanbul üstüydü. Sanayiden kadayıf getirttiriyorduk böyle. Çok lezzetliydi. Yani burada da kokoreç demek lezzetli. Tadacağız ve göreceğiz şimdi. Burası neydi Yücel? Burası. İlçe terminali mi? Evet. Köylere mi gidiyor arabalar? Bak orada tabelası var, tabelası. Köylere mi arabalar gidiyor? İlçe. Burası ilçe terminaliymiş hemen. Karşıda Akropolis'i görüyoruz. Hemen şurada sanayi kokoreç. Orada yemeğimizi yiyeceğiz. Daha doğrusu kokoreçimiz. Yavaş. Hemen cami burada, bu tarafta. Pınar. Ne oldu? Ne yapıyorsun adamı? İyi. İsim kokoreç değil, kokoreç. Biliyor, kokoreç diyor. Kabul ediyorsan. Kaç senedir buradasınız? 10 senedir. 10 senedir. İyi bakalım biz de tadalım. Görelim. Sanayi kokoreç. Biz İstanbul usulü istedik domatesli. Tabii normalde bu bölgede Ege'de kokoreç domatessiz oluyor. Lionel ve ben ve Martin özellikle domatesli istedik. Çünkü İstanbul'da buna alıştık. Ben her ne kadar Manisalı olsam da. Evet, içecekler geldi. O nasıl konuşma? Da. Daha böyle konuşuyorum ben. Oliye yedi bile çok. Ben de başlayayım yavaştan. Est-ce qu'il y a du sel dedans? C'est salé. Hmm. Je dis rien mais bon. Tu as envie là il y a du sel. Bir yer biri bakar. Nasıl buldunuz ilk kata? Gözü senin yemeğinde. C'est bon? Bir yer bir bakar. It's good. Güzel. Ama biraz soğuk. Bu kokoreçi soğuk. Belki domatesi sonradan eklediler içine belki. Hani onu domatesi kavurmadılar belki. O yüzden. Je pense qu'ils ont ajouté la tomate après. Alors c'est pour ça qu'ils n'ont pas cuit la tomate. C'est pour ça que c'est un peu froid, si on dirait dedans. Non? Bon. Deuxième, si je mange, je vais voir sans tomate. Ah, c'est vrai, ça c'est qu'à demi, normalement tu manges le double, hein. C'est ça, hein. Les tomates ici, il y a des tomates. C'est le mélange, c'est de la soupe, monsieur. Et qui j'ai dit, tomates ici. Je parle à vie. Tu sais, j'ai cru que tu me parlais à moi, j'y mets des fous. Tu me parles en pur. Mais c'est ça ma vie maintenant. Hayatım böyle. Video önünde gidecek, kamera önünde gidecek. Kendini çekiyorum. Ne gibi? Aktör. Evet, değil mi? Bazen bundan sıkılıyor olabilirsin tabii ama... Yok, sıkılmadı. Hayır. C'est bien grillé ya, quand même. Il y a plus de teint, ça c'est sûr. Cumin, est-ce que tu le sens, cumin? Non mais non, c'est ça, le prochain je prends avec cumin. Ah ouais? Cumin. Pas de cumin. Il mange pas le petit? Bon courage.
ça va venir pour lui. Autre chose? Non, même chose. Je pense qu'ils n'ont pas, habitué de faire avec tomate. C'est pour ça que c'est pour moi. Normalement, tomate, tu cuis aussi. Non, je n'aurais pas dit l'histoire. Orada çıkmış. Yemez ki. Yemez olur mu? Muhteşem. Tamam mı? Canı çekiyorlar. Canı çeksin gelsin diye yapıyor. Sizi de çekiyor. Varsa beni çekme yani. Hayvanlarım da alabilir. Bu ne anı mesela? Ya. Ya da ne? Ya işte gentil ya. Önemli abim. Elbette yok sen Quand je prends encore ou je prends pas? Bah oui, t'as pas mangé avec ça. Ouais, c'est pas mal quand même. Tu vas pas prendre deuxième? Je sais pas encore. C'est ça, Tony? Sans tomate. Si tu me les conseilles, oui alors. Attends, les notes sont, vont venir, alors on va goûter comme ça, tu vas dire. Moi j'aime bien l'aéronique. Ouais, c'est bon. Tu peux faire à la maison. J'en achète. Yogurt. Tu trouves direct. Mmh, tu peux faire aussi juste avec yogurt. Ouais, je sais, mais j'ai pas de yaourt. Ouais, mais alors tu fais du yaourt et tu le sales et un petit peu d'eau. Oui, tu mélanges avec le mixeur. Mixeur, si tu veux, avec cuillère, si tu peux bien. Ah, une cuillère, ouais, ça suffit aussi. Mais oui, ça coûte moins cher que si je... Parce que moi j'achète ça, c'est 2 euros ça. Non, c'est trop pas. Cher. Hein. Gelmiş. He? İkiler acısız değil mi? Acılı. Acılı mı? Atayım mı acısını? Evet. Bu sefer acılı olsun dedik. Teşekkürler. Şimdi bizim şeyimize göre, tavsiyemize göre o da ısmarlayacak bir tane. Şey mi? Martin mi? Martin, evet. Peyotası lütfen. Kendine doymam mı acaba? Et toi, tu trouves que c'est hot? Bon, maintenant c'est mieux. Chaud. Ouais. Mais pas hot, hot. Je pourrais le manger alors? Hmm? Oui, si c'est pas trop hot. Pas sujet. Sanayide olduğunu kesmen anlaşılıyor. Özellikle şey, arabalar, egzozlar bilmem neler. N'est-ce pas? On voit tout de suite qu'on est dans ce quartier avec toutes les vieilles voitures qui roulent encore là. Impressionnant. To stay in the USA, you have to bring something for the country. Has to study at first and after. Now he is an American person. Ah oui, là c'est chaud, hein, des petits mois. Sanayi kokoreçte kokoreçlerini izledik. Evet, izler gerçekten lezzetliydi. Dediğim gibi domates koymamak gerekiyor. Evet, çay istiyoruz. Ne? Kim? Tout le monde, veux du thé? Non merci. Non, thank you. Oui, o hariç. Lan ne yapıyorsun? Şimdi çaylarımızı içeceğiz. Yo, hocam. Nasılsın? Öyle olmak gerekiyor yoksa her şey hayat geçip gidiyor. Bir anda bakmışsın. Bunlar çok profesyonelce sözler, beylik laflar. Öyle ama yani. Kokoreçi terk ediyoruz. Güzel. Beğendim. Mutlaka ziyaret edin.